Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu yazımızda gıdaların aşırı tüketilmesi durumunda insanı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirebileceği konusunda bir yazı hazırladık. Bu tür yiyecek ya da içecekleri fazla tüketilirse hayati tehlikede de o oranda artılacaktır. İşte aşırı tüketilmemesi ve uygulanmaması gereken şeyler. Kahve. Kahveyi birçok insan severek tüketir fakat 70 bardakta değil. Eğer bu miktarda kahve içilirse vücuda aşırı kafein yüklenmesi yapılmış olur ve böyle bir durumda da insan ciddi kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya gelebilir. Kalp çarpıntısı ve bir anda kalbin durması gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olan diğer bir şey bir gün içinde 70 bardak kahve içmektir. Alkol. Bir shot alkol 65 ml'ye denk gelmektedir. Hiç ara vermeden 13 shot alkol tüketildiğinde ölümle olur sonuçlanabilir. Alkolün en büyük etkisi ise beyindeki nefes alma ve kalp atışı bölümlerini baskılaması ve bu kadar yüksek oranda alkol alındığında o bölümün yok edilmesidir. Badem. Bilim insanlarının dünyanın en besleyici yiyeceği olarak ilan ettiği badem aynı zamanda çok tehlikeli bir zehir kaynağı. Özellikle çiğ badem siyanür dolu olarak bir yiyecektir. Bu zehrin etkinliğinin ortadan kalkması için acı bademin belli derecelerde kadar ısıtılması gerekiyor. Evdeki fırınlarınızda bu işlemi yapamayabilirsiniz. Acı bademi çiğ yediğinizde aldığınız siyanür miktarından sizi çok fazla endişelendirmez. Bademden zehirlenmek için 150 adet yememiz gerekmektedir. Su. İnsanlar günlük ortalama 2 litre su tüketerek sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyor. Ancak insansa hayatının vazgeçilmezi olan suyu bile fazla tükettiğimizde ölümle sonuçlanabiliyor. Eğer günlük 2 litre su yerine 6 litre su tüketilirse bu durumda beyin şişiyor ve buna bağlı olarak da nöbet, koma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Baharat çeşnisi. Bir tatlı kaşığı yemeklerimize tat veren baharatlar dahi insanı öldürmeye götürebiliyor. Ard arda tüketilen 48 adet tatlı kaşığı baharat çeşnisi insanda meydana gelebilecek hipertermiyi tetikleyerek nöbet ya da komaya sebep olabilir. Kiraz çekirdeği. Severek yediğimiz kirazın çekirdeğini insanı öldürebileceğini düşünebiliyor musunuz? Kiraz çekirdeğinin içerisinde siyanür bulunmaktadır. Eğer çekirdeği ısırırsanız siyanür salgılanacak ve salgılanan bu madde sitokoron dioksidine dönüşerek insan hücrelerinin oksijen almasına mani olacaktır. Çikolata. Çikolatanın köpekleri öldürebildiğini ve hemen hemen herkes biliyor. Ancak çikolatanın insanları da öldürücü etkileri olabilmektedir. İçerisindeki tromboglobulin adındaki kimyasal madde insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Bu maddeyi insan vücudu köpeklere oranla çok daha iyi katalize ediyor olsa da 1000 mg tromboglobulin katalize edilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu miktarda 85 adet 43 gramlık çikolatada bulunuyor. Aslında bu kadar çikolatayı tüketmek de neredeyse imkansız. Su altında kalmak. Normal bir insan için suyun altında nefessiz kalma 6 dakikadır. Ancak serbest dalış yapan kişiler bunu 20 dakikalara kadar çıkarabiliyor. Eğer suyun altında 6 dakikaya yakın nefessiz kalmazsa beynimize giden oksijen miktarı önemli ölçüde azalacak ve beyinde hasarlara neden olacaktır. Bu gibi durumlarda ölüm riski bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yaklaşık 2438 metre, denizden yaklaşık 2438 metre yükseklik için ölüm noktası tabiri kullanmıştır. Böylesi bir yükseklik insanların yaşamını olumsuz etkileyebilecektir. Çünkü bu düzey yeteri düzeyde oksijen alınamayacağı için bu yükseklikler ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Ses 185 desibel. Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız müziğin ses düzeyine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kapalı bir alanda bulunduğunuz sırada 185 desibel ve üzeri bir sese maruz kalırsanız bu durumda ciğerleriniz patlayabilir ya da damarlarınızda pıhtı artması görülebilir. Uykusuz kalmak. Bu konu hakkında bir araştırma yapılmış ve farelerin uykusuz kalma süreleri 2 hafta olarak ölçülmüştür. İnsanların uykusuz kalacağı gözüküyor.